Bu videodaki amacımız standart koşullar altında kurşun artı iki yonlarının alüminyum katısını veya bakır katısını yükseltgeyip yükseltgemeyeceğini belirlemek. Ayrıca 25 derece Celsius sıcaklıktaki standart hücre potansiyellerini yani E 0ları hesaplamamız gerekiyor. Burada gördüğünüz standart indirgenme potansiyelleri tablosu. Tablo tabi ki buradakilerle sınırlı değil. Ama bugün bu kadarını kullanacağımız için sadece bu kısmı aldık. Sol tarafta indirgenme yarı tepkimelerini, sağ tarafta ise bu yarı tepkimelere ait olan standart indirgenme potansiyellerini volt cinsinden görüyoruz. Soruda bizden kurşun artı iki iyonlarının katı metalleri yükseltip yükseltemeyeceğini bulmamız isteniyor. Demek ki kurşun artı iki yükseltgen bir başka deyişle de indirgenen madde genel olarak yükseltgenler standart indirgenme potansiyelleri tablosunda kendilerinden sonra gelen herhangi bir indirgeni yükseltgeyebilir. Tabloya bakalım. Kurşun artı 2 burada. Sol tarafta yukarıya doğru daha güçlü olan yükseltgenleri görebilirsiniz. Biraz önce söylediğimiz gibi herhangi bir yükseltgen madde tabloda kendisinden sonra gelen yani tabloda daha aşağıda bulunan bir indirgeni yükseltgeyebilir. Alüminyum tabloda kurşun artı 2'den sonra geliyor. Demek ki kurşun artı 2 alüminyumu yükseltgeyebilir. Tabloya bakarak bu şekilde bir tahmin yürütebiliriz. Öyleyse sorunun ilk kısmı için cevabımız evet yükseltgeyebilir. Yani buradaki çizgiyle gösterdiğim bu tepkimenin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. İngilizce'de buna diagonal kuralı da deniyor. Şimdi aynı işlemi bir de bakır için yapalım. Yani kurşun artı 2 bakırı yükseltgeyebilir mi diye bir kontrol edelim. Bir yükseltgen tabuda kendisinden yukarıda bulunan yani kendisinden önce gelen bir indirgeni yükseltgeyemez. Yine bir çizgi çekelim. İşte böyle. Yukarıya doğru. Gördüğünüz gibi indirgenimiz yani bakır kurşun artı 2'nin üstünde. Demek ki bu tepkime gerçekleşmeyecek. Sorunun ikinci kısmı için cevabımız da hayır yükseltgeyemez. Kurşun artı 2 iyonları standart koşullar altında bakırı yükseltgeyemez. O zaman her bir tepkime için standart hücre potansiyellerini hesaplayalım. Böylece biraz önceki cevaplarımızı da doğrulayabiliriz. Kurşun artı 2 iyonunun alüminyumu yükseltgediği tepkime ile başlayalım. Eğer kurşun artı 2 yükseltgense buradaki yarı tepkimeyi kullanacağız demektir. Bir başka deyişle bu tepkimeyi olduğu gibi yani indirgenme yarı tepkimesi olarak bırakacak ve o şekilde kullanacağız. İndirgenme yarı tepkimesi kurşun artı 2 artı 2 elektronun katı haldeki kurşun oluşturduğu tepkime. Bu yarı tepkime için standart indirgenme potansiyeli eksi 0,13 volt eksi 0,13 volt. Bundan sonra alüminyum için yükseltgenme yarı tepkimesini yazmamız gerekiyor. Alüminyum işte burada. Ancak yükseltgenme yarı tepkimesini yazmamız lazım. O yüzden buradaki indirgenme yarı tepkimesini ters çevirmeliyiz. Bu şekilde katı haldeki alüminyumdan alüminyum artı 3 iyonlarının oluşmasını göstermiş olacağız. Bunun için 3 tane de elektron kaybetmesi gerekiyor. Elektron kaybının yükseltgenme demek olduğunu artık öğrendik. Ayrıca buradaki yarı tepkime için standart yükseltgenme potansiyelini de bulacağız. Bunu birçok kez gösterdiğimizi hatırlıyorum ama tekrar kısa bir hatırlatma yapalım. Bir indirgenme yarı tepkimesini ters yöne çevirip yükseltgenme yarı tepkimesi haline getirirsek ki burada yaptığımız tam olarak bu, standart indirgenme potansiyelinin işaretini değiştirmiş oluruz. Tabloda gördüğümüz standart indirgenme potansiyeli eksi 1,66 volt. İşareti değiştirirsek elde edeceğimiz değer 1,66 volt. Dolayısıyla standart yükseltgenme potansiyelimiz 1,66 volt. Eğer net tepkimeyi yazmak istersek öncelikle her şeyi denkleştirmemiz gerekiyor. Mesela elektron sayılarını eşitlemeliyiz. Bunu yapmak için ilk yarı tepkimemizi 3 ile çarpabiliriz. Böylece 6 elektron elde ederiz. 3 çarpı 2 eşittir 6. Elektron sayısının aynı olması gerektiğine göre ikinci yarı tepkimemizi de 2 ile çarpmamız gerekir. Sonuç olarak neler elde ettiğimize bakalım. İndirgenme için 3pb artı 2 ve yine 3 çarpı 2 6 elektron var. Sonuçta da 3pb elde ediyoruz. Katı halde 3pb. Burada dikkat etmemiz gereken küçük bir nokta var. Yarı tepkimeyi 3 ile çarparsak bile standart indirgenme potansiyelini çarpmıyoruz. Peki neden? Çünkü voltaj ya da potansiyel intensif bir özellik. Demek ki standart indirgenme potansiyeli hala aynı. Eksi 0,13 volt. O zaman ikinci yarı tepkimeyi yani yükseltgenme yarı tepkimesine de aynı şeyi uygulayabiliriz. Bu durumda 2 alüminyum bize 2 alüminyum artı 3 ve de yine 6 elektron veriyor. Bu noktada önemli olduğu için tekrar hatırlatıyorum. Voltaj intensif bir özellik olduğu için standart yükseltgenme potansiyelini 2 ile çarpmıyoruz. Yani standart yükseltgenme potansiyeli 1,66 volt olarak kalıyor. Net tepkimeyi elde etmek için tek yapmamız gereken bu iki yarı tepkimeyi toplamak. Aynen bu şekilde. Elektronlar birbirini götürecek. Yani altışar elektron birbirini götürecek. Hadi kalan reaktantlara yazalım. 3PB artı 2 artı 2 alüminyum. Ürünlere bakarsak 3PB artı 2 alüminyum artı 3. Şimdi size bir sorum var. Sizce bu tepkime istemli olarak mı gerçekleşiyor? Bunu bulmak için standart hücre potansiyeline bakabiliriz. Zaten soruda da bizden istenen buydu. Peki standart hücre potansiyelini nasıl hesaplayacağız? Standart indirgenme potansiyeli ile standart yükseltgenme potansiyelini toplayarak standart hücre potansiyelini bulabiliriz, değil mi? Yani tepkimeleri nasıl birbirine eklediysek, potansiyelleri de birbirine ekleyebiliriz. Evet buradaki indirgenme yarı tepkimesinin standart indirgenme potansiyeli ile buradaki yarı tepkimenin standart yükseltgenme potansiyelini toplayarak standart hücre potansiyelini bulmuş olacağız. İlki eksi 0,13 artı 1,66 eşittir 1,53 volt. Öyleyse standart hücre potansiyeli 1,53 volta eşit dikkat etmemiz gereken en önemli nokta potansiyelin pozitif bir değere sahip olması. Çünkü pozitif değere sabit hücre potansiyelleri istemli bir tepkimeye işaret eder. Yani bu istemli bir tepkime. Zaten biz de en başta bu şekilde tahmin etmiştik. Sonuç olarak kurşun artı 2'nin alüminyumu yükseltebileceğini söylemiştik. Başa dönerek soruya bir kez daha bakalım. Soruda bizden sorulan da bu değil miydi? Kurşun artı 2'nin alüminyumu yükselt giyip yükselt Biz de bunun gerçekleşeceğini belirlemiştik. Çizdiğimiz çizgileri hatırlıyor olmalısınız. Biraz önce hesapladığımız standart hücre potansiyeli de tahminimize doğrulamış oldu. Şimdi sırada bakır var. Tabloya bakarak söylediğimiz şey kurşun 2 artının bakırı yükselt söylemiştik. Bir de standart hücre potansiyelini hesaplayarak bunu doğrulamaya çalışalım. Buradaki indirgenme yarı tepkimesini kullanacağız değil mi? değişiklik yapmaya gerek yok. Ama diğer tepkimeyi ters yöne çevirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken aynı zamanda potansiyelinde işaretini değiştirmemiz gerekiyor. Bakır artı 2'nin indirgenmesi için gereken potansiyel 0,34 volt olduğuna göre bakırın yükseltgenmesi için gereken değer eksi 0,34 olacak. Buraya daha fazla yazıp karışıklık yaratmamak için boş olan bir alandan devam edelim. Öncelikle standart hücre potansiyelini bulmamız gerekiyor. İlk olarak indirgenme yarı tepkimesini yazalım. Kurşun artı 2 artı 2 elektron bize katı halde kurşun veriyor. Bu yarı tepkime için standart indirgenme potansiyeli eksi 0,13 volt. Yükseltgenme yarı tepkimesine bakalım. Bakırın yükseltgenip bakır artı 2'yi vermesini istiyoruz. Bunun için iki elektron kaybetmesi gerekir. Sonuçta yükseltgenme elektron kaybetmek demek. Bu yarı tepkimenin standart yükseltgenme potansiyeli ise eksi 0,34 volt. Negatif. Çünkü bu tepkimeyi yükseltgenme yarı tepkimesi olarak yazdık. Net tepkimeyi bulmak için iki yarı tepkimeyi topluyoruz. Elektron sayısı zaten aynı. Yani bu sefer denkleştirme yapmamıza gerek yok. Elektronlar bu halde de birbirini götürecek. Hadi reaktantları yazarak başlayalım. İlk olarak kurşun artı 2 artı katı halde bakır. Ürünlerse kurşun ve bakır artı 2 olacak. Artık standart hücre potansiyelini hesaplayabiliriz. Tek yapmamız gereken standart indirgenme potansiyeli ile standart yükseltgenme potansiyelini birbirine eklemek. Yani eksi 0,13 artı eksi 0,34 o da eksi 0,47'ye eşit. Net tepkimenin standart hücre potansiyeli eksi 0,47'ye eşit. Negatif bir değer bulduğumuza göre bu tepkimenin istemli olarak gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Dikkat çeksin diye bunu kırmızı ile yazıyorum. İstemli değil. Eğer standart serbest enerjideki değişimi hesaplarsanız, standart hücre potansiyeli negatif olduğundan pozitif bir değer bulursunuz. Bu da bu tepkimenin istemsiz gerçekleştiğini gösteriyor olacaktı. O zaman tekrar başa dönelim. İlk olarak standart indirgenme potansiyellerini kullanarak bazı öngörülerde bulunduk. Bunlara göre söylediğimiz şey kurşun artı 2'nin bakırı yükseltgeyemeyeceğiydi. Yani bu tepkimenin istemli gerçekleşmeyeceğiydi. Sonuç olarak alüminyum bakıra göre çok daha kolay yükseltgenebiliyor. Bunu bu örneği düşünerek kolayca tahmin edebilirsiniz. Ya da standart indirgenme potansiyellerine bakarak bunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi alüminyumun standart indirgenme potansiyeli daha negatif bir değere sahip. Bu da daha kolay yükseltgendiğini gösteriyor. Evet, alüminyum bakıra göre daha kolay yükseltgeniyor. Bunu buraya da yazalım. Alüminyum daha aktif diyebiliriz. Eğer aktiflik sıralamasını hatırlıyorsanız, genel kimyada bunları konuşmuştuk. Bu sıralamayı standart indirgenme potansiyelleriyle de açıklayabilirsiniz. Yani bu zaten bildiğiniz bir şeyi başka bir şekilde kullanmanın bir yolu diyebiliriz.